Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Derse çalıştım geldim. İlginç bir ders. Çok tuhaf. Mesnevi Nuriye, kalı Mesnevi Nuriye. İncesi şu kadancak var. Belki de bu kadar da yok. 403. Eynem. Ey kardeş, bil ki. Bu çok lazım size ha. Bil ki tavrı zulmet içinde bir haşiyesi var. Bu ülemdeki mevzu hayli müşkil bir muamma ve çok kısa cümleli bir vecize halindedir. Tercümesi belki tam olmadı. Özür dileriz. Mütercim. Badıla bir tercüme etmiş. Bak diyor ki bu ülemdeki mevzu hayli müşkil ve muamma. Ve çok kısa cümleli bir vecize halindedir. Bakayım becerebilecek miyiz? Tavrı zulmet içinde, yani içsel alem ve dış dünya. Yani dış dünya zaten insanı etkiliyor. Zulmete sebep olan, yani zulüm olan, kendi fıtratını bozan, unutturan, eylem. Yani günahlar yani. Günahlar diyelim. Ama tabii şu. Şimdi meniyatya men edilmiş. O eşya ya mesela günahlar yaparken fizikseldir. Günahlar fizikseldir. İçki içiyor, bilmem ne yapıyor. Bir de zaten varlıkta iki şey vardır. Bir eylem, bir eşya. Yani bir düşünceler var, bir de eşya var yani. Başka bir şey yok mevcudatta. İnsanda. Şimdi yanlış yaşarken iç alemin aydın olamaz. Böyle bir kural yok. Adet çalışmıyor. Yani yanlış yaşarken doğru hissedemezsin kendini. Haram yaparken için nurlanmaz. Tamam. Ama doğru yaparken için saldırıya uğrar. İşte yanlış yaşamaktan içimizde aktif olan 13. lemada dediği gibi fena madenler işliyor. Çok uzun duruyorum ama orada zaten öyle demiş. Bizde zulmet oluyor. Zulmet. Göğsüm daralıyor, kafam beyim, paramparça. Kafam bir tarafta, kalp bir tarafta, vicdan bir tarafta, düşünceler bir tarafta, iman bir tarafta, ahiret istiyoruz, cennet istiyoruz. Ama bu pislikten de kurtulmuyoruz. İşte bu anlattığım bin bir parça iç. Bir böyle, bir şöyle. Buna tavrı zulmet içinde nefse emmarenin halatının muhafazası ile beraber. Karanlık mı? He? Karanlık halat diyor burada abi. Halbuki başka olabilir ama. Nefse emmarenin halatının muhafazası ile beraber. Burada karanlıkta diyor da abi aynı sayfada. Evet, eski şey baskı. Zaten kendisi yapamadığını söylüyor. Şimdi biz karanlık demesi dimağa aittir. Halet demesi o dimadan inmiş hisse aittir. Çünkü vicdanda 4 mertebenin üçüncüsüdür. İrade, zihin, his. Hislerin cemi.
Yani ne yapsın? İki tercih, iki tane baskı görmüş. Badıllı abi yapmaya çalışmış. Ondan sonra ne yapmış? Ne yapsın adam? Bunu bir karanlık demiş. Bir de halat demiş. Nefse emmarenin halatının muhafazasıyla beraber ben bir metni okuyayım da ondan sonra şimdi. İlem ey kardeş bil ki tavrı zulmet içinde nefse emmarenin halatını muhafazasıyla beraber ziya ve nur talep etmek hem de ziyayı nefsin zulmetli tabiatıyla birleştirmeye çalışmak çok elim ve şedittir. Hem o vaziyet ziya ve nurun hürmetini ihlal etmek belki de onu telvis etmek demektir. Öyleyse evvela zulmetten soyunup çıkmak ve uzaklaşmak lazım. Sonra da zulmet içinde ziyayı aramak değil, belki zulmetten ziyaya nazar lazımdır. Şimdi başta şöyle şey yapayım. Marifetullah, dersende kaldığınız için söylüyorum. Marifetullah'ta terakki ettiği halde hala bazı böyle haletlerden kurtulamıyorsa sebebi şu. Bu yani defi mefasidi yok. Bir de söylüyorum. Marifetullah'ta terakki ettikçe defi mefasit yani günahları terk etmek ne nispette olursa marifetullahı yaşarsın. Yok. Defi mefasit yapmıyorsun. İlim itibariyle zorluyorsun. Bazı bir şeyler elde ettin. Defi mefasidin yok. Marifetullahın var. Yani ilim yapıyorsun. O marifetullah olmuyor. O vehmine kuvvet veriyor. Çünkü onu şeytan kullanacak. Çünkü kullanamadığınız ilim şeytanın elinde vesvesedir. Nefs-i emmarenin elinde vehimdir. Kullanılmayan ilim Kur'an'da tabiriyle de kitap yüklü merkebe benzetiliyor. Demek ki tavr-ı zulmet içinde anlattım, 5 dakika anlattım bunu. Nefs-i emmarenin halatın muhafazasıyla beraber yani nefisten şiş yanmasın, kebap da yanmasın. Hem şiş yanmasın hem 5 kuruş hem şoför mahalle derler ya. Nefs-i emmarenin haletlerini yapacaksın. Bu onların gerektirdiğini nefs-i emmarenin haletlerini yaşayacaksın. Bu arada da marifetullah'ı da isteyeceksin. Marifetullah'ta da terak edeceksin. Marifetullah'tan meydana gelen lezzet-i ruhaniyeyi de talep edeceksin. Neye benzetiyor buna? Ziya ve nur talep etmek, yani nefsi hayatı yaşarken, defi mefasit yapmazken, o hayattan yani nefs-i emmarenin o zulmetli karanlıkları ile beraber sen, aynı olan sen, ziya ve nur talep etmek. Ziya ve nur talep etmek. Hem de ziyayı nefsin zulmetli tabiatı ile birleştirmeye çalışmak. Çok elim ve şedittir. Yani böyle bir halet-i ruhi yaşarken günahlarla kırla gidiyor. Defi mefasit yok. Cemiyete karşı bir nefret yok, ihbirar yok. Bir tavır yok yani. Miski amber gibi üstümüze, gözümüze, başımıza bulaştırıyoruz cemiyetin pisliklerini. Lazımymış yani. Medeni olmak için bunları yapmak gerekiyormuş. Yani cemiyete karşı bir nefret yok. Cemiyette öyle bir şey var ki ülfet. Öyle bir ülfet var ki veya ülfet dönmüş ünsiyete. Allah kimsenin başını vermesin. Şimdi nefsin böyle hayatını yaşarken, nefis mefasit, defi mefasit yaparken aynı anda ben ziya ve nur talep ediyorum.
Hatta o pisliklerin içinde de ziyayı, bak hem de ziyayı nefsin zulmetli tabiatıyla birleştirmeye çalışıyorum. Bir de yani güya o çok lazımmış, ne bileyim yani o ziyayı, o marifet, muhabbet, o lezzeti ruhanileri de nefsi emmarenin defime sıfasit yapmaktan meydana gelen o günahlardan oluşan zulmetli haletlerle o marifetullah'ın taşımış olduğu ziya ve nurla karma yapmaya çalışıyoruz. Burada karma oluyor. Karma yapıyoruz. Ne oluyor biliyor musun o zaman? Çok elim ve çok şiddettir. Elimle şiddet arasında ne fark var? Elim ne demek? Üzüntü vereceğim abi. Elim. Elim vereceğim. Evet, peki şey ne? Şiddet. Şiddetli. Şiddetli ne? Korkunç bir elem. Dünya cinsinden olmayan bir elem. Yani zulmetle ziya bir yaptığın zaman korkunç bir artı eksi gibi birbirini öyle yok etmeye çalışanlar var ya. Zulmet ziyanın tersi midir abi? Zulmet kalbidir. Ziyanın tersidir. Karanlık nurun tersidir. Nur aklidir ve karanlık aklidir. Zulmet ve ziya kalbidir. Ziya daha latiftir. Burada hissiyatımı şey yapamıyorum da böyle. Onun için çok dikkat etmeye çalışıyorum tabirleri. Yani o nefs-i emmarenin yaşamaktan gelen bir halet var. Halet. O negatif, olumsuz bir enerji. Öteki taraftan da ilimle, marifetle bir ziya elde ediyorsun. Ziya elde etmeye çalışıyorsun. Karma etmeye çalışıyorsun. Bu sefer sadr, sadr vel Kur'an-ı zikr. Burada, sadrımda diyor kavga etmeye başladılar diyor. Korkunç bir çatışma olur. Ehli dalalet ve gaflet bir derece fok balığı gibi yaşıyor. İptal hissetmiş. Yani ha 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 he 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 sigara elinde. Ha tam sıkılacak bilmem ne yapıyor. Ama hissedeceği zaman çok sert hissediyor ve gidiyor. Ya ölüyor ya intihar ediyor. Müslümanın ise çarşaflıdır, namazlıdır, sarıklıdır. Bunun ulvi duygular inkişaf etmiş. Ulvi duygular inkişaf etmiş ama defime fasidi pek yok. Özel hayatında, dışarıda falan. Özel hayatında defime fasidi olmayınca iki zıt korkunç çatışıyor. Bu sefer onlarda psikolojik ve ruhsal sorun yaşanıyor. O ulvi duyguyu koruyamıyor. İkisini çatıştırmaya çalışıyor. Yani istemiyor da fakat öyle oluyor. Hem ondan taviz vermiyor nefse marenin halatından. Hem de bunu çok istiyor. Hem onu da yaşıyor. Yani bu mu bu mu berzah olmuş beyne beyne bu insan. Yani ehli dalalet ve gaflet değil. Ehli huzur da değil. Ortada. Hanımlar, beyler, İnsanlar mesela Risale okuyor, İzb-i Kur'an okuyor. Hep cevabı burada. Onu yapıyor bunu. Gene diyor kurtulamıyorum bu huzursuzluktan. Özel hayatında hala defi mefasit olmadığındandır. Yani yaşantıda düzgünsün. Ama özel kaldığın zaman defi mefasitin yok. İşte o zaman ne oluyor? Sen çok elim ve şiddet bir his hissedeceksin. Elim ve şiddet. Acımasız bir azap. Ne kadar acımasız? O marifetullah'ta ne kadar yaklaşmak istedinse veya gelen cevap neyse, tefekkür ediyorsun, kitap okuyorsun, ne kadar miktar gelmişse
bunun zıttı kadar çatışma olacak. Hem o vaziyet, ziya ve nurun hürmetini ihlal etmek, belki de onu telvis etmek demektir. Gelen onur, Kalı Mesnevi'den okuyorum ha, yok şeyde ötekisinde. Peki ne yapacağız? Öyleyse evvela zulmetten soyunup çıkmak ve uzaklaşmak lazım. İlk önce defin ve fasit, farzlar yapma. Farzları terk et. Farzları yapma. İlk yapacağın şey haramları terk etmek. İman tağutu terk etmekle başlar. He? İman tağutu terk etmekle başlar. Evet, imanı tağutu terk etmekle başlar diyor Sahih Buhari. Teklerle çalışıyor işte. Zaten takva meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Ameli salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Değil mi? 148 miydi Kastamonu? İlk önce ne yapacağız? İlk önce talep ettiğimiz şeyi samimi miyiz, değil miyiz? Al kalemi. Ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Ama samimi ol. Kendini aldatma. Allah'ı istiyor. Rıza ilahi istiyor. Hakikaten istiyor musun? Bir yazar mısın? Kendini ya kimse okumayacak. Çıkmayınca ne koy? Hakikaten istiyor musun? Rıza ilahi istiyor. Hani bir ders vardı. Cehennemin tehdidi ve cennetin arzusu bizi meşgul etmemeli. Rıza ilahi hedef etmeli. Yayınlanmadı değil mi böyle? Bugün yayınlandı mı? Yayında mı? Yayında. Allah Allah. Çok ilginç bir ders. Çok beni inşa eden bir ders. Arkadaşlar, rıza ile istiyor musun? İstiyorum. Bir altına yazar mısın? Ne kadar istiyorsun? Yüzde kaç? %60 istiyor. %40 elem alacaksın. Çünkü o bir bedelle geliyor. Diyor ki, öyleyse evvela zulmetten soyunup çıkmak ve uzaklaşmak lazım. Sonra da zulmet içinde ziyayı aramak değil. Zulmet içinde ziyayı aramayacaksın. Yani zulmet içinde ne yapacağız? Belki zulmetten ziyaya nazar lazımdır. Yani zulmetin içinde ziya yoktur. Ama zulmet penceresiyle ziyaya bakabilirsin. Zulmetin içinde ziya olmaz. O zaman zulmet de olmaz. Eğer zulmetin içinde ziya varsa karanlıktır. Çünkü zulmetin içinde hiçbir nur yoktur. Karanlık içinde nur vardır. Eğer karanlığın içerisinde nuru alırsanız olur zulmet. Hani derecedir o demek istiyor. Yani mesela gece zifiri dahi olsa karanlıktır, zulmet değil. Küfür zulmettir. Olumsuz düşünceler zulmet değil. Karanlıktır. Yeisin zulümatından diyor sözler 330'da. Yeisin karanlıklarından demiyor. Kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından. Yani tabirleri biz anlıyoruz, biliyoruz, zannediyoruz, biliyor musun? Mesela çok elim ve şedittir. Elem alacaksın ama şiddetli bir şekilde deprem gibi sallayacak seni. Sadmelere uğrayacaksın diyor. Elektrik girdiği zaman mutlaka kendisini inşa edecek. Çok acayip. İlk önce defi mefasit yapacağız. Günahlardan uzak olacağız. Günahlardan uzak olmanın tek bir sebebi var. Günahlara karşı bir nefretimiz olması lazım. Bir ihbirarımız olması lazım. Bu cemiyetin alıştırmış olduğu alışkanlıklar bize o kadar böyle deniz dalgası sudur, kaya serttir, taştır. Vura vura, vura vura, oyduğu kanun cemiyetin günahları bize vura vura artık normal gözüküyor.
Hani görüyoruz bir açık saçık normal zannediyoruz. Evet. Ne haline? Yani kırılacak camı elmasa tercih etmek düstur haline gelmiş. Düstur haline gelmiş. Yani kimse nefsine hakim olmaz diyor. Yani mesela cemiyetin miskamber gibi ne olacak canım? Herkes kendi bacağından asılır falan. Değil yani. Asılır ama kokuyor işte. Bana da sirayet ediyor. Koyunu asarsanız ben de koku. Oraya asın. Yedi mahalle o pis kokusundan geçemez yani. Yani cemiyete karşı bir tavrımız olmalı. Alışmışız yani. Şu günahlara televizyon baka baka ülfet belası Allah kimsenin başına vermesin ünsiyet eder. Ülfet, ünsiyet inkılap etti mi Allah onun belasını verdi işte. Normal görmek. Tabii canım ne olacaktı ki böyle olacaktı demeye başlar. İlk önce diyor zulmetten soyunup çıkmak, uzaklaşmak lazım. Sonra da zulmet içinde ziyayı aramayacaksın. Orada yok ama zulmet penceresiyle oraya bakacaksın. Ya. Peki. 476 yine Mesnevi. Birinci paragraf. Bil ey nefs emmare. Allah Allah. Şimdi bir varlık koydu. Bu da yok. Kalın ince Mesnevi de yok. 213'te olması gerekirken yok. Eyyühen nefsul emmare. Ey nefs emmare. Yani muhatap alıyor. Biliyorsunuz canlıdır. Nefs emmare. Canlıdır. Ruhludur. Ruh sirayet etmiş. Hayatlıdır. Bizden ayrı bir vücudu var. Hayatı var yani. Diyor ki, ona hitap ediyor. Sen metalibinin en güzelleri içinde püyan iken, bu da korkunç, bana en çok dokunanlardan bir tanesi. Sen diyor, talep ettiklerin var ya, talep ediyorsun marifet, muhabbet, Allah, ahiret. Bunu böyle talep etmiyor musunuz Fatih? Ediyoruz. Bunlar sana verilmiş iken, sana en iyisi verilmiş. Yani istemeyi bilmezken bile, ne isteyeceğini değil, Allah isteyeceğinden daha iyisini sana nasip ettiği halde iken yine ittihamda bulunuyorsun. Yani sana en iyisini vermiş ey insan. Bir kere varlığa çıktın. Hiçlikte kalmadın, taş olmadın, toprak olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın. İmansız kalmadın, imanı giydin, nuru giydin. Marifet verildi. Sen bunları bilmezken hiçbirisini, vücudu bilmezken vücudu tattın. Taş olabilirdin, bitki olabilirdin, hayvan olabilirdin. Olmadın. Bu ne diyor bak, güzeller içine püyan iken, sana verilmiş iken yine ithamda bulunuyorsun verene. Zira bazen güya dünyayı hor görüp, bak ne belaya, beni saran belayı okuyacağım. Bazen güya dünyayı hor görüyorsun. Aa dünya neymiş ya? Esas orasıdır. Diyorsun. Hor görüyorsun dünyayı. Ahiretin umuruna muştak oluyorsun. Ahirete talip oluyorsun. Lakin bu talip ve iştiyakın manayı harfiyle oluyor. Samimi değilsin. Sana en iyileri verilmişken, mesela uygulayalım. Allah'ın en büyük nimeti, Allah'ın imandır. Sonra hidayet. Yani Allah hidayet ederse iman olur. Hidayet, iman, istikamet. İman nimetleri sayayım. Sonra asıl imamını tanımak. İstikametin sebebidir. Asrın istikametini, çünkü yeminlenmiş, yemin edilmiş bir asırdayız. Yeminlenmiş bir asır. Vel asr.
yeminlenilmiş, yemin yapılmış üzerine. Böyle bir asır, yemin yapılmış, yeminlenilmiş bir asırda. İstikametli bir cemaat, asr-ı mücedididir. Risale-i Nur. Bunu sana Cenab-ı Hak nasip etti. Bir de onun hizmetini sana verdi. Bu durumdayken dersler yaparsın, kitaplar okursun, tamam istifade edersin, istifaza yaparsın, feyizlenirsin. Ahireti, dünya hiçbir şey değil falan bir sürü şeyler söyleriz. Lakin bu talep ve iştiyakımız manayı harfiyle oluyor. Yani senin bu iştiyakın ise ta ki dünya fena ve zevali sana bulaşmasın. Niçin yapıyorsun biliyor musun? Manayı her ismiyle olsa değil yani yalan olur. Samimisin. Ama şurada bir hata var manayı harfi. Ahireti istiyorsun, dünyevi lezzetlerin berbat olmasın. Dünyadan zevk alırken zevk olsun. Dünyadaki zevkleri esas yapıp ahireti istiyorsun. Çünkü ahiretsiz dünya lezzetleri lezzet değildir. Bir üzüm tanesidir, 10 tokat vurur. %100 diyor abi. He? %100 var abi. Öyle mi? Onu unuttum. Yani senin bu iştiyakın ise ta ki dünya fena ve zevaliyle sana bulaşmasın, şu halde senin ahirete olan bu iştiyakın fenanın elimane darbesine karşı bir tesellidir. Anlıyor musunuz? Çok tuhaf değil mi? Sistem böyle çalışmıyor mu ama bir zıtlar olur. Evet ama burada acayip bir şey var yani. Çok değil olmuş abi. He? Çok değil mi tespit? Çok acayip bir tespit ya. Korkunç bir şey yani. Aşağıdan çekiyor. Yani onun için heyecan yok bende ve dura dura çalışıyorum bir şey. Yani adam marifeti kesmek, yani Allah vermiş, vermiş, vermiş. Mesela şöyle diyeyim. Ben uygulayayım ya, yuvarlak, ne konuşuyorsun? Allah beni yarattı mı kardeş? Kendimle konuşuyorum. Taş yapmadı sonra. Bitki yapmadı. Hayvan yapmadı. İnsan yaptı mı? Hidayet edip bana imanı verdi mi? Asrın en yemin edilmiş bir asır. Yemin edilmiş üzerine. Böyle bir asırda İstikametli bir cemaati bana nasip etti mi? Ben kendime göre bir cemaat. Sen hangisiyse sen öylece. Ha, ben nur cemaatim. Bu nur cemaati içinde kısmen bana bazı şeyleri feyiz vermiş mi? Yani en büyük feyizlerden bir tanesi unutmayın. Derdini, sorununu açıp bulabiliyor musun? Ahmet'e Mehmet'e sormadan. Hiç korkma. Senin kimseye ihtiyacın yok daha. Mürşit bu. Gece gündüz istediğin zaman yatakta kal, aç. Yani sen okuyup anlayıp kanaat edebiliyor musun? Kanaat edebiliyor musun Risale-i Nur'a? Kanaat edebiliyor musun? Kanaat edebiliyor musun? Kanaat edebiliyorsan ne mutlu olsun sana. Tarikatçıysan sana da söylüyorum. Ne mutlu olsun sana. Kanaat edebiliyorum. Kanaat et. Kanaat edeceksin. Tamam mı? Sonra kanaat etti mi ben? Bak şimdi, bu ince tespite geliyor. Ben bunlardan istifade edip feyiz alıyor muyum? Alıyorum. Bu durumdayken dersler yapıyorum. Ahiret acayip, harikalar, mükemmeller, bu boyuttan farklı, dünya onun üzerine tenteneli perde diyorum. Ama bu arada dünyevi o lezzetler, meşru ama haram değil. Onları da onlar bozulmasın, elimden alınmasın, bu lezzetler de olsun. Peki, ahiret iştiyakı dünyadaki o meşhur lezzetlerin kaybolmasını istememekten geliyor. Bir daha okuyayım. Lakin bu talep ve iştiyakın manayı harfi ile oluyor. Oysa mana ismi demesi lazım. Yani diyor, senin bu iştiyakın ise doğru bir şey. Niye manayı harf ismi olsun? Doğru bir şey ama doğru yanlışta kullanılacak. Şöyle diyeyim. Hariciler, şu andaki Vehhabiler
Selefiler şu anda Vehhabi ve Selefi uzantılar. Hazreti Ali'ye gelmişler hariciler. Allah'ın Kur'an'ı gitmişler kılıçlarının ucuna sokmuşlar buna Kur'an sayfalarını. Öyle bir melun bir şeyler ya. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Yani Vehhabiler şimdi çıkmadı Hazreti Ali zamanında harici ya. Bu ayet doğru. Tamam. Hazreti Ali içtihat etmiş. Hazreti Ali'nin bir cevabı var. Onunla bununla alakalı bir şey diyeceğim de. Demişler ki bak. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ama o hükümdeki mertebe ne sene? Hazreti Ali dedi ki bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Yani mesela elma, armut, yani dümevi şeyler istiyoruz böyle. Hiç taviz de vermiyoruz. Meşru. Ama ahireti de acayip dersler yapıyoruz. Bunun dünya şöyledir. Ahiret çok güzeldi falan. Ahiret inancımız artıyor. Marifetimiz artıyor. Ahirete yakinimizimiz arttıkça dünyadaki nimetlerden lezzet alma keyfimiz de yükseliyor. Şimdi diyor ki, evet diyor, yani bu haram değil ama bir tuzak var. Sen ahireti talep etmen, dünyada uzun yaşamak, ölmek istememek, o ölme isteme korkusundan olmasın ahireti ciddi istemek. Ahireti ahiret için mi istiyorsun? Yoksa dünyadaki korkunu bastırmak için mi istiyoruz? Dünyada keyfimiz, yani zeval olmasın, ayrık olmasın, kanseri kafama takmayayım. Var ama kanser önemli değil. Yani senin bu işte yakın ise, ta ki dünya fena ve zevaliyle sana bulaşmasın. Şu halde senin ahireti olan bu işte yakın, fenanın elimane darbesine karşı bir tesellidir. Tuh! Tuh senin bu dini himmetine. Ahireti ahiret için istemen gerekirken ölüm korkusu için ahireti marifet yapıyoruz. Kanserden çıkmak için, dünyevi lezzetlerimiz hayatımız zehirlenmemesi için ahiret istiyorsun. Tuh! Tuh senin bu dini himmetine. Nasıl olur da sen daimi bir sultanı zail ve dini bir fakire hizmetkar ediyorsun. Ve hem nasıl daim ve müstemir olan sultanı bir kasrın altındaki cevahirlerle süslenmiş sütunlarını çekerek bazı hayvanatın bir gecelik konaklayıp durmaları için yaptığı kümes gibi bir hanın altına veriyorsun yani. Yani daimi baki bir zatın daimi ve baki bir sarayını sultanı neyini sultanı sarayını gidiyorsun fani ve bir gecelik konmak için hadiste öyle geçiyor ve böyledir. Uykuda olduğumuz için geniş zannediyoruz. Hususi dünyamızı umumi dünya zannediyoruz. Allah Resulü diyor ki bu böyledir. Ölünce anlayacağız. Bir insan seferdeyken diyor, yoruldu, güneş tepesine vurdu, güneş altında olmuyor. Bir ağacın altında diyor, yatan bir insana benzer. O uyandığı zaman sorulsa, ne kadar dinlendin? Ne diyecekmiş Fatih? Bir gün ve daha az. Daha az. Ve o kadarmış. Yani mesela bu halıdan o uca kadar bir karınca belki de bir haftada, bir günde mi gider? Senin için birkaç dakika belki saniye. Yani boyut yükseldikçe dünyadaki şeyimiz değişiyor. Yani dünyanın günleri, haftalar olması, seneleri olması zanlarımızdadır. Aslında böyle bir şey yok. Zanlarımız yapmış. Doğrusu nedir? Bir ağacın altında gölgelenen, uyandığı zaman, sorulduğu zaman bir gün veya daha az. Başka bir hadiste Hazreti Ömer'den gelen şu,
bir saat veya daha az bir saatte dinlendim diye diyen adama benzermiş. Bu nasıl olmuşsa mesela akrep var ya saati şey, bu kadar gitse, bu kadar dakika sayan kaç yüz defa döner? Bir saatte kaç, bir dakika kaç defa döner? 60 defa. Bak, bir dakika 60 saniye değil mi? Bir dakika kaç, bir saat kaç dakikadır? 60 dakika. Peki, bir dakika. Peki, bir dakika kaç saniyedir? 3600 mi abi? 60'da 60 çarpacaksın. Peki kaç salisedir, sadisedir, hamisedir, rabiyadır, tasiyadır? Değil mi? Yani 10 tane. İşte biz 10. ibredeyiz. Ama aslı 1 saat. Şimdi şöyle diyeyim. 1 saat şu kadar. 1 saate bağlı olan ondan 60 kat daha büyük bir ibre, dakika. Ondan 60 kat daha büyük, dakikadan daha büyük saniye, salise, sadise, rabia, hadise, tasiye kadar git. Git, 10 tane. Her bir ibre bir öncesinin 60 katı. Eğer akrebin saati sayan ibrenin uzunluğu 1 santim kabul ederseniz, ben yaptım kaleme hesap ettim. Saati sayan ibrenin uzunluğu 1 santimetre olsa, kol saatimiz olsa, 10. ibre dünyamızın güneş etrafında çizmiş olduğu yörüngeden daha büyük oluyor. Çünkü yörünge 150 milyon kilometre çapı. Dünyamızın güneşe olan uzaklığı yarı çaptır. Böyle. 150 milyon kilometre. Ondan büyük oluyor. Aynı saatte farklı mesafeler alıyoruz. Yani saat bir saat, 10. ibre de bir saat hareket etti. Ama gördüğü mesafe geniş. Şimdi hakikati bir saattir. Onun hızlı dönmesine bakma sen. Onun acayip acayip yerlerde olması çabuk. Netice arka tarafta hakikati bir saattir. Biz bu dünyada bir saat. Ama Galatis aldatıyor bizi. O en büyük hata ne? İnşallah onu yapacağım bir daha. Galatis nevinden hususi dünyamızı umumi genel dünya zannedip onun için ölümden korkuyoruz. Oysa bak bakalım köprülere, asfata bak, taşa bak, teletuval var yolda. Hepsi bizden fazla yaşayacak. Yani insanı korkutan kendi hayatını genel hayat zannetmiş. Umumi hayatı zannetmiş. Umumi hayatta kendisi aynı zannettiği için Allah Allah ben buradan çıkıyorum. Hayır. Buradan çıkmıyorsun. Buradan çıkmıyorsun. Çünkü burada değildi zaten. Şu anda neredesiniz? Dünyanız orası. Eviniz şurada burası bir sürü yerler var. Ama burada oturuyorsunuz. Sen hususi dünyadan çıkacaksın. Hususi dünyanı umumi dünya zannettiğin için umumi dünyadan çıkıyorum zannediyorsun. Ondan korku oluyor. Ya garip garip bakıyorsunuz ya. ...114 lemalar. Üçüncü nota. Ey gafil Hasan, bil ki. Burada Said diyor da. Tek seferde çıktı benim abi. Allah Allah. Bak ne diyor? Ey gafil Hasan, bil ki he Galatis nevinden. Galatis Abdülkadir. His yanılması. His yanılması. Mesela Galatasaray var. Uzaktan baktığınız zaman dağın tepesi bulutlarla bitişik gözüküyor. Gidin dağın tepesine. Oo ne kadar mesafe var. Veya uzaktan bakın deniz yüzüğüyle sema bitişik gözüküyor. Gidin bakalım orada. Hiç alakası yok. Uzaktan bakınca göz yanılması bitişik yapar. İşte Galatı his yanılması ile ne oluyormuş bak. Gayet muvakkat dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman etrafına ve
dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden köprüler, binalar, fabrikalar, ay, güneş, mahallendeki o bina, o taş, köyündeki o bilmem ne, bunları bir derece sabit ve müstemir gördüğünden fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Yani sırf onun ölüm korkusu kıyametti. Abi geldi kanser, ay ihtiyarlık, tansiyon, nabız, kalp, şeker bilmem ne bir sürü. Aa, ölümün keşif kolları geldi. Lan ne alakası var bu, nereden geldi ya? Ölümün keşif kolları. Ya bizim ölümümüz kıyametti. Onun ölümü kıyametti. Kıyameti ölüm diye düşünenin kanserle muptala olsa ne olur? İşte yıkılır. Sen fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galati hissin, his yanılman ve mağlatan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan aynesini bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, aynayı bahçeye tutsa, misali bir hane, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür. Bahçeyi aynada gözükür. Etna bir hareket ve küçük bir tegayür aynenin başına gelse, o misali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Mesela bahçeyi gösteren ayna, aynaya bir taş gelse, ayna bir sağlansa, yönünü çevirse, o şehir yok olur. Taş gelse o şehir kırılır. Aynadaki şehir kırılır. Hariçteki hakiki hane ve şehir ve bahçenin devam ve bekasına fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Yani sen umumi dünyayı bu hususi dünyanla bakıyordun ve ben orayı görüyorum zannıyla aslında buradan orayı seyrediyorsun. Yani şu, gidin lavaboya, ayna kabul edin. Burayı mı görüyorsun? Burayı. Sen gözünle burayı görüyorsun. Gözünle burayı görmüyorsun. Gözünün gördüğünün görmesiyle görüyorsun. Aynaya bakan insan bizzat kendisini göremez. Gözün gözü, o ayna. Ayna gözüyle kendisine bakıyor. Gözüyle kendisine bakmıyor. Ayna bir gözdür. Ama o kadar acayip olmuşuz ki, yani ayna o kadar, biz kendimizi o kadar özdeş, o kadar iç içe ben zannetmişim ki, ayna ben olmuşum, buradan buraya bakıyorum zannediyorum. Oysa aynaya bakıyorum. Burayı, aslında burayı düzeltmem gerekmiyor mu? Gözüken burası değil mi? Hep misal mi gözüküyor abi? Hep misal var. Hakiki timsali hiç kimse göremedi. Yok. Timsal hep sabit mi peki abi? O da oynak. Temessül sabit. Asıl sabit yani. Sabit. Kıyametten sonra da evet, sabit. Bu hakiki bir dünya. Bu senin dünya. Yani buradan buraya baktığın için sen mahkumsun buraya bakmaya. Yani buradan bunu göremezsin. An şartla kendinden çıkarsan, enfusi tefekkürle başlarsan aynaya çıkartırsın, kendini kendinle seyredersin. Kader gibi tepeden bir ayna mı lazım? Evet. Aslında gözüken budur. Bu gözün gördüğü budur. Bu gözün gördüğünü, saçını düzeltmen lazım. Peki aynadaki saçı düzeltsen bu saç düzelir mi? Düzelmez. Peki bu kim, bu kim? Farklı mıdır? Farklı değilse bunun saçını
taradığım halde bunun saçı taranmıyor. E farklı ise bu kim? Niye farklıdır da ben aynı zannediyorum? Bu bununla farklıysa niye ben aynı zannediyorum? Niçin onu gördüğüm halde bunu gördüm zannediyorum? Onu görüyorum, buraya müdahale ediyor. Üç tane farklı çıkıyor aslında. Nedir? Bir normal hiç gözükmüyor zaten. Bir aynada var. Bir de bu var, atom var. Evet. Üçü de farklı. Farklı. Diyor ki, hariçteki hakikane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Senin dünyan aynaydı, bir taş geldi kırıldı, senin şehrin kırıldı. Ama senin şehrin kırılınca umumi şehir sana fayda vermez. Çünkü sen buna bağlıydın. Çünkü senin elindeki aynedeki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Şuraya bak. Lavabodaki şeyi, aynayı düşünün. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Başka bir yerde diyor ki, ömür bir sayfa, hayat bir kalem. Kalem yazıyorsun ya, bitti. Kalemi açıyorsun, kurşun kalemi. Yazıyorsun, kalem bitti. Ki tekrar açıyor, ondan sonra kalem bitti. Zaten kalem bitti, ömür bitti yani. Hayat bir kalem. Ömür sayfası yazıyor. Biz öyle korkunç aldanmışız, öyle korkunç aldanmışız ki şu lavada gözüken o aynayı biz zannetmek kadar fark var. Böyle aldanmışız. Buna ben demek neyse, öyle bu hakiki zannetmek, bu dünyayı hakiki zannetmek aynı. Dünyada bir... Hangisi en kesif abi? Aynada gözüken mi? Şu mu? Zaten öbürsünü demiyorum abi. O ikisi arasında hangisi daha kesif? Şimdi bu yani kesif olduğu için gözüküyor zaten. En kesif budur. Çünkü mesela latif olsa burada meziyeti gözükür. Yani mesela güneş tecelli etse benim gözüktüğüm gibi gözükmez. O nim nurani olduğu için alametleri gözükür. Yani ısısı, ışığı gözükür. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrünün ve hayatındır. Ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametini koparacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme. Bir de okuyorum. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme. Bir de okuyayım. Şu halde senin ahireti olan bu iştiyakın fenanın elimane darbesine karşı bir tesellidir. Tuh senin bu deni himmetine. Nasıl olur da sen daimi bir sultanı zail deni yani alçak bir fakire hizmetkar ediyorsun? Ve hem nasıl daim ve müstemir olan sultana ait bir kasrın altındaki cevherlerle süslenmiş sütunları çekerek bazı hayvanatın bir gecelik konaklayıp durmaları için yaptığı kümes gibi bir hanın altına veriyorsun. İşte sen bu haletinle kasr-ı ahireti başına yıkıyor
ve cennetin baki semeratını daha olgunlaşmadan ve henüz kemale ermeden ve kazanmadan şu dünyanın yalancı bostanında yemek istiyoruz. Ahiret inancını burada kullanıyor. Yani ahirette, ahiret inancında inancının kazanımları, yani ahiret inancının getirmiş olduğu o feyiz, o hal, mana, dünyanın lezzetlerini elimane olmasın, firak ve zeval bizi dokunmasın diye eşyayı o ahiret inancından gelen feyiz ve lezzetlerle örtüyoruz, beka süsü veriyoruz. Bitti. Bir de okuyayım düz. İlem eyhen nefsul emmare. Bil ey nefsi emmare. Sen metalibin en güzelleri içinde pünyan iken. Bu çok ağrıma giden şu. Benim ağrıma giden cümle bu. Niye? Hep bundan seçtim. Yani sana Allah hiçlik de koymadı. Yani sana verilmesi gereken her şeyi verdi. Bu verdiklerinin farkındasın. Sana en iyi şeyler vermiş, bunun farkındasın. Bu verdiklerine kanaat etmiyorsun. Tamam. Seni vererek imtiyazlı kılmış diğer insanlardan. Öyle şeyler vermiş ki, yani diğer insanlar rüyasına gelmez. Sana öyle bir şeyler vermiş ki, dünyada ahireti yaşıyorsun. Dünyada nasıl ahireti yaşıyorsun? Ahirete ait taalluk eden hislerle donatılmışsın. Mesela yaşadığın feyiz, dünya cinsinden midir? Marifet, marifet şuaları, lezzeti ruhaniye, tefekkürü imani, ruhsal lezzet, kalbi ulvi lezzetler. Bunlar dünya cinsinden değil ki. Burada yaşıyor, burada onlar kullanılıyor, Müslüman kullanıyor. Yani dünyanın şeyi değil bunlar. Dünyanın metaı değil. Dünyadayken orayı yaşıyorsun. Ama farkında değilsin. Mesela o mektubatta geçiyordu değil mi bak? Diyor ki bak. Dünya malzemelerimi bak şuna bak. O kadar şiddetli ikaz ediyor ki dünya malzemesi olmadığından. Katiyen bil. Mektubat 222. Katiyen bil. Katiyen bil. Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imani billah'tır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imani billah içindeki marifetullah'tır. Marifetullah dünya cinsinden bir şey. Ama bak Müslümana verilmiş. Yetmiyor. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Allah sevgisi yok mu sende? Olmaz olur mu? Bazen böyle tatlarla olmuyor mu? Errahmanirrahim. Namazda böyle veya Kur'an okurken veya dersteyken. Böyle şu andaki lezzeti lahut, lezzeti ruhani, dünya cinsinden bir malzeme midir? Dünya ait bir şey midir? Yani elmadan elde edilen bir şey midir? O marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruhu beşer için en halis surur ve kalbi insan için, bak kalbi bir hayat. Bak ruhu beşer için en halis surur, dünya cinsinde değil surur. Kalbi insan için en safi sevinç, muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis surur ve şirin nimet ve safi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven, tanımak yetmiyor, seven, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, sırlara, ya bil kuvve, böyle tıntın eder iç aleminde, ya bil kuvve, kuvve çekirdek demek, bil fiil ağaç demek, ya bil kuvve, veya bil fiil mazardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki öyle kamil insanlar var ki avamın gideceği cenneti
o avamın gideceği cennetteki o hazları, o merti, o cennetteki esmayı bu dünyada havas aleminde yaşar diyor. Yani avamın cennette alacağı hazları havas dünyada ruhsal alıyor. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, ağlama, elemlere, evhama, manen ve madeten müptela olur. Ve vesveseler ne oluyormuş? Bir de okuyayım. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan yetmiyor. Seven, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, ya bil kuvve veya bil fiil mazardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, ağlama, elemlere, evhama, manen ve madeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımasa, malikini bulmasa ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder, o vahşetgah dünya bir tenezzülgaha döner ve bir ticaretgah olur. Zira bazen güya dünyayı hor görüp, ahiretin umuruna muştak oluyorsun. Lakin bu talep ve iştiyakın mane-i harfiyle oluyor. Mane ismi demesi gerekirken hayır. Yani senin bu iştiyakın ise ahiret arzun, ahiret ilmin, marifetin, terakki etmen ise ta ki dünya fena ve zevaliyle sana bulunmasın, dünyanın fena tarafı yok olsun diye. Dünyada ahireti yaşamak, yani dünyadaki o lezzetlerin zevalini ortadan kaldıran imanı bir ahirettir ya, adeta o zeval ve fenayı ahiret inancı ile kaplıyoruz. Şu halde senin ahirete olan bu iştiyakın, fenanın elimane darbesine karşı bir tesellidir. Tu senin bu deni himmetine, nasıl olur da sen daimi bir sultanı, zail ve deni bir fakire hizmetkar ediyorsun? Ve hem nasıl daim ve müstemir olan sultani bir kasrın altındaki cevahirlerle süslenmiş sütunları çekerek bazı hayvanatın bir dünyaya diyor. Bazı hayvanatın bir gecelik konaklayıp durmalar için yaptığın kümes gibi bir hanın altına veriyorsun. Dünya hayatı kümes. Mesela satlığa çıkarırken köylüler sabaha karşı kümese koyarlar. Birkaç saatlik Kırıkhan'da öyle. Birkaç saatlik araba yolculuğuyla kümesi getirirler pazarda. Kümesi içinde tavuk satarlar. Birkaç saatlik bir kümes yani. Dünya buna benziyor. Bir yere taşınmak için. İşte sen bu haletinle kasr-ı ahireti başına yıkıyor ve cennetin baki semeratını daha olgunlaşmadan ve henüz kemala ermeden, kazanmadan şu dünyanın yalancı bostanında yemek istiyorsun. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.